Kırmızı bülten, Interpol'e üye ülkelerin uymak zorunda olduğu 8 bültenden biridir. Bir ülkenin aradığı hükümlü, şüpheli ya da sanıkların Interpol'e bildirilmesiyle birlikte üye ülkelerde yakalama emri çıkarılır. Kırmızı bülten içerisinde fotoğraf ve parmak izi fişleri gibi bilgiler yer alabilir. Peki kırmızı bülten tam olarak ne demektir? İşte Adalet Bakanlığı'nın konuyla ilgili yayımladığı bilgiler. Dünya çapında 190 ülkenin üyeliğiyle güvenlik güçlerinin ve adalet birimlerinin sınır ötesi suçluların yakalanmasını için ortak hareket etmesi hedefleyen Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı'nın merkezi Fransa'nın Lyon kentinde bulunuyor. Suçla mücadelede istihbarat paylaşımı kurumun temel amaçlarından biri olmakla birlikte üye ülkelerdeki bürolar aracılığıyla ortak bir veri tabanında toplanan suç ve suçlu bilgilerine erişimle hedefleniyor. Türkiye'den Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Gümrük Müsteşarlığı Interpol ile bütünleşik hareket eden kurumlardır. Uluslararası Polis Komisyonu ismiyle 1923 yılında kurulan ve 1956 yılında Interpol ismini alan kuruluşa Türkiye 1930 yılında üye oldu. Kırmızı bültense bir ülkenin adli makamlarınca aranan hükümlü, şüpheli ya da sanıklarla ilgili ülkeye geri verilmesi amacıyla görüldüğü yerde yakalanması için Interpol Genel Sekreterliğince çıkarılan aranan şahısların açık kimliğiyle ilgili bilgilerin yer aldığı çok önemli bir bültendir. Türkiye bakımından süreç şöyle işliyor. Savcılık Türkiye'de sınırları dışında bulunan bir sanık hakkında yakalama talep eder. Hakim bu talep hakkında karar verir. Yakalama kararı çıkarıldığında resmi yazıyla durum Adalet Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne gelir. Oradan resmi yazı Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığı'na iletilir. Kırmızı bülten çıkarılması için Interpol Genel Sekreterliği'ne talep edilir. Bu talebe olumlu cevap verildiğinde kırmızı bülten çıkarılmış olur. Kırmızı bülten çıkarılması için yakalama kararının ve buna dayanak oluşturan soruşturmanın politik, dini, askeri veya ırkı saiklere dayanmaması gerekir. Kırmızı bültenin çıkarılması o kişinin uluslararası düzlemde yakalanması, tutuklanması ve ardından iade edilebilmesinin imkanı anlamına gelir. Kırmızı bülten rejimi ülkenin kendi ulusal mevzuatına göre farklı değerlendirmeye tabi tutulabilir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kırmızı bülten sanığın yerinin tespitiyle sınırlı bir fonksiyona sahiptir. Yer tespiti yapıldıktan sonra eğer ABD ile yakalama müzakeresi çıkaran ülke arasında suçluların iadesine ilişkin ikili bir anlaşma varsa bu ülkeden iade talebinin gönderilmesi beklenebilir. Yoksa yakalama veya tutuklama söz konusu olamaz. Peki kırmızı bültenin dışında başka hangi bültenler var? Mavi bülten. Şahısların kimliklerinin tespit edilmesi ve suç faaliyetlerine ilişkin yardımcı bilgilerin toplanması amacıyla düzenlenen bültendir. Yeşil bülten. Sabıkalı ve suç işlemeye eğilimli şahıslar hakkında uyarı ve istihbarat mahiyette bilgilerin üye ülkelere iletilmesini amaçlayan bültendir. Sarı bülten. Özellikle çocuklar başta olmak üzere kayıp şahısların yerlerinin tespitiyle ilgili kimlikleri belirsiz olanlara kimliklerini ispat etmekte yardımcı olmak amacıyla düzenlenen bültendir. Siyah bülten. Buluntu cesetlerin kimliklerinin tespiti amacıyla düzenlenen bültendir. Turuncu bülten. Güvenliği tehdit eden gizli silah, bombalı paket ve diğer tehlikeli maddeler hakkında polis teşkilatlarını, uluslararası kamu kuruluşlarını ve uluslararası teşkilatın bilgilendirici ve uyarıcı mahiyette düzenlediği bültendir. Mor bülten. Spesifik ve özel bir yöntemle işlenen suçların detaylarıyla ilgili açıklandığı bülten türüdür. Bu yolla üye ülkeler bilgilendirilerek benzer tür suçların işlenişinde önleyici tedbirler almak ve aynı tür suçu işleyen suçlular arasında irtibat kurarak yakalanmalarını sağlamak amacıyla hazırlanır. Interpol BM Özel Bülteni. 11 Eylül saldırıları sonunda BM bünyesinde kurulan El-Kaide Taliban Komitesi'nin hazırladığı terörizmle bağlantılı kişi, grup ve kuruluşlar listesinde yer alanların aranması için Interpol tarafından hazırlanan arama bültenidir. Suçla mücadele alanları Interpol'ün bünyesinde örgütlü suçlar, uyuşturucu ticareti, terörizm, insan tacirliği, kaçakçılık, siber suçlar, yolsuzluk, çocuklara karşı suçlar, çevre suçları, silah kaçakçılığı gibi alanlarda faaliyet gösterir. Aynı zamanda kurum savaş suçları, kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer ve patlayıcı maddelerle işlenebilecek suçlar gibi tüm insanlığı ilgilendiren alanlarda da suçlarla mücadele etmeye çaba harcıyor. Kırmızı bülten, Interpol'ün üye devletleri suç,
suçlu ve tehditler karşısında bilgilendirdiği ve gerektiği zaman yakalama emri talep ettiği 8 ayrı bülten tipi bulunuyor. Bunlar arasında en bilineni bir üye devlet ya da uluslararası mahkeme tarafından aranan kişi ya da kişileri yakalama ve talep edilen ülkeye iade etme amacıyla çıkarılan kırmızı bülten. Haklarında kırmızı bülten çıkarılan kişiler ve aranma nedenleri talebi yapan devletin ya da mahkemelerin aksi yönde bir talebi olmadığı sürece kamuoyu ile paylaşılıyor. Kaç kişi kırmızı bültenle aranıyor? Kamuoyu ile paylaşılan bilgilere göre binlerce kişi acil suçlamaların dahil olduğu suçlarla kırmızı bültenle aranıyor. Yine Interpol'ün açık kaynaklarına göre aralarında çift pasaport sahibi olan 47 Türk vatandaşı kırmızı bültenle aranıyor. Ancak bu kişiler hakkında başka devletlerin talebiyle ve Türkiye dışında ülkelere iade edilmek üzere yakalama kararı bulunuyor. Türkiye'nin talebiyle kaç kişinin arandığına dair Interpol'ün kamuya açık kaynaklarında bilgi bulunmuyor. Aynı şekilde Türkiye'nin aradığı kişilerin hangi suçlamalarla Interpol'e bildirdiği de henüz net olarak belli değil. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.